Biz de soluğu hemen ünlü oyuncunun yanında alıyor. Firiz Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Eğlendiniz efendim. Çok iyi. Namı diğer Nigar Kalfa'nın verdiği cevaplar ve dilinin alkolün etkisiyle kayması yine bize büyük güldürü ustası Levent Kırca'yı hatırlatıyor. Efendim, alkolü biraz fazla mı kaçırdık Filiz Hanım? Hayır, niye öyle bir şey var ki? Siz sarhoşsunuz. Sağ olun arkadaşlar, kendi aramızda öyle der. Filiz Ahmet'in taksisinin kapısını kapatmasıyla birlikte gizemli sakallı erkek arkadaşı telefona sarılıyor. Kal öyle sen. Dakikalarca telefonda konuşan gizemli gence tek tavsiyemiz var, o da faturaya dikkat etmesi. Bu kadar uzun konuşmaya devam ederse ay sonu canı yanacak galiba. Kal öyle sen. Hocam, cep telefonu faturası. Yine Göteborg'la eşleşmişiz. En sonunda telefon konuşmasına son veren Filiz Ahmet'in sakallı arkadaşı Nigar Kalfa'nın ileride bekleyen taksisine doğru yöneliyor ama kameramızın hala kayıtlı olduğunu gören genç adam bir anda yolunu değiştiriyor. Şimdi söz stüdyoda. Bakalım yorumcularımız Nigar Kalfa, Filiz Ahmet'in olaylı gecesi hakkında ne yorum yapacak? Güne güne git canım. Demet Akalın ve Okan Kurt çifti dün gece yıl dönümlerini nasıl kutladı? Daldılar ha. Dün geceden taptaze görüntüler az sonra ilk kez magazin dünyasında. Usta sanatçı Zeydin Özer'in dün geceki doğum gününde neler yaşandı? Dün geceden taze görüntüler az sonra. Güzel oyuncu Akasya Asıl Türkmen, alkol sınırını biraz zorlayınca neler yaptı? Mesut Yılmaz'la kime ve neden bu kadar sinirlendi? Sen kimsin? Az sonra. Magazin dünyasının nostalji köşesinde Özcan Deniz Rüzgarı. 6 gün bir klibe prodüksiyon ayırmak oldukça zor. Özcan Deniz bundan tam 12 yıl önce Ağrı'da büyük bir duygu fırtınası yaşatmıştı. Aslan gibi. Hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel görüntüler az sonra magazin dünyasında. Giden gelmiyor, acep ne işti. Evet sevgili seyirciler, Nigar Kalfa'nın bu görüntülerini izledik. Değişik görüntüler. Nigar Kalfa'nın mesela canlandırdığı karakterle alakası olmayan görüntüler. Ama insanlık hali tabii normal olabiliyor. Normal olarak canlandığı karakterle alakası yok görüntülerin, değil mi? Yani teknik olarak o değil ya. O dönemde taksi yok zaten. Yani. Kızcağızı sadece taksiye binerken gördük. Gökhan Taşkın, bir kadının böyle görüntüler vermesi sence hiç hoş oluyor mu? Yani verdiği görüntüyü ben çok yadırgamadım açıkçası. Yani her kadın taksiye binebilir. Alkollü de binebilir. Bir kısıtlama yok. Evet. Yani promil ölçünün... Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben dikkat edersen sana nasıl sordum? Hiç hoş oluyor mu? Olmuyor demem lazım ama ben seni ters köşeye yatırdım. Kusuruma bakma. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Yani gerçekten de hani görüntülerde çok şey yok. Ben o anlamda sordum ama Elif'ciğim... Görüntülerde de bir tuhaf durum yok ki. Ya şimdi popüler kadınların... Ha, içkiye karşısın. Değil. Hayır, herkesin... Neye karşısın? Herkesin yaptığı, yaşadığı hayat kendisini ilgilendirir. Kimsenin yaşadığı hayatı irdelemeye hakkı yok. O Allah'la kul arasındaki olay. Oraya kimsenin müdahale etmesini şey yapmıyorum ben, tasvip etmiyorum. Elbette. Ama mesela bir konuşurken dili dolanıyor, işte sendeliyor, bazen yerlere düşüyorlar. Ama işte bir şey söyleyeyim, öyle bir manzara yok burada. Zayıf bir görüntü oluşturması. Yok yani... Filiz Ahmet özelinde değil. Dediğin doğru. Yani evet. O görüntüyü verenler zaten bir süre sonra eğer bunda ısrar ediyorlarsa yok olup gidiyorlar. Bir yani şey yaptıkları iş görsel bir iş. Evet. Bunu yapmaya devam edecekse yani show business'te bunu yapıp öbür türlü de davranacaksa bir yerden sonra zaten bu piyasa onu öğütüyor, yok ediyor. Geçenlerde Kayıp Şehir'deki bir karakter vardı. İsim vermeyeyim.
O karakterde mesela orada atıyor, tutuyor, gücü var, kudreti var filan. Adam şeyde Nişantaşı'nda galiba ya da Beyoğlu'nda, Taksim'de dayak yiyor. O görüntüsünden dolayı. Yani o mesela onlar da insan, ben bitti izleyici olarak beni hayal kırıklığına uğratıyor. Adam çünkü güçlü bir imaj veriyordu bana. Aa, bayağı peri masallarına falan da inanıyorsun sen o zaman. Yani yo, dizilere de inanıyorsun. Polat Alemdar o zaman fena. Polat Alemdar. Bak Polat Alemdar'ın hiç öyle görüntüsünü görmedik. Ben biliyorum mesela. Başka şeyler biliyoruz. Başka insanlar hakkında duyuyoruz. Birebir yaşıyoruz. Sen görmemişsindir. Yok bence Arzum. Yani dizinin sanki karizmasını etkiliyor biraz. Yani mesela... Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bazı yani... zaten imzalatıyorlar. Anlaşma yapılıyor. Evet. Böyle görüntüler vermeyin. Şimdi bir dakika. Dışarıda görünmeyeceksin vesaire. Erkek arkadaşın olmayacak, kız arkadaşın olmayacak gibi değil mi? Yani. Çok eğri oturup doğru konuşalım. Ben burada dizinin profesyonelliği için dışarıya çıkılmamasına, dikkat edilmesine vesaire ona karşı değilim. Ama o kadar düzgün davranıyor ki kız yani. Artık edebiyle şey taksiye biniyor. Yorgunsan, o gün keyifsizsen, bir ilaç alerji yaptıysa. Yüzü gözü şiş, belki de uykusuz yani. Setten yeni çıkmış da olabilir. İçmemiş bile olabilir. Ay, yani anladın mı? Acımasızlığı yapmayalım, hani özellikle kadınlara yapmayın. Bir sürü oyuncu arkadaşım yapmayın. Var benim. Geberip çıkıyorlar 24 saatlik çalışıyorlar ya. Anladın mı? Evet. Dolayısıyla evet. Kız çok düzgün davranmış. Ha dersen ki yerde yuvarlananlar hakkında ne düşünüyorsun? Ay o da onların sorunu zaten. Kaldırmayı ver geç yanından diyorum ben yani. Peki Akasya... Asıl Türkmen'in görüntüleri var. Bir de onu izleyelim. Az sonrasını daha doğrusu izleyelim. Ardından tekrar konuşalım olur mu? Güzel oyuncu Akasya Asıl Türkmen alkol sınırını biraz zorlayınca neler yaptı? Mesut Yılmaz'la kime ve neden bu kadar sinirlendi? Sen kimsin? Az sonra. Evet şimdi bu az sonrayı izledik. Biz Nigar Kalfa'yı konuşmaya devam edelim ama burada da benzer bir durum var. Bunu da konuşacağız. Birazdan çok izleyeceğiz bu haberimizi de. Ay evet. Nigar Kalfa'nın mesela şeydeki dizideki karakteri son derece kendine mutasip, böyle bir içine kapanık, ondan sonra bir görüntüsü varken bir anda ben izleyici olarak onu öyle görünce de diyorum ki aa işte o kadın bu kadın mıydı ya diyorum ay, sen mesela. Sen çok komiksin. Ben bunları gülmek için yapıyorum. Muhteşem yüzyılda mı soğudun? Ya Polat Alemdar örneği verdin ya Elif. Polat Alemdar'ın hiç böyle bir görüntüsünü görmedim mesela. Bir tane ülkede. Göremezsin bir tane burada yapmaz çünkü. Ben gördüğüm anda o çatapat durumu ortadan kalkar. Zaten o Necati'nin hayatı ya, burada geçmiyor. Kaç kere ölümden döndü, kaç tane adam öldürdü ya. Bir şey sen söyleyeyim. O zaman bu diziden bu kadar etkileniyorsan baba bu ülkede adalet yok. Nigar Kalfa yıktı seni mahvetti. Bu ülkede hiçbir şey yok demektir. Hayallerim yıkıldı. Evet. Sen hoşlanıyor muydun Nigar Kalfa'dan? Tamam bak oraya gelelim. Kadın olarak beğeniyor muydun yani? Nigar Kalfa'yı mı? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Nigar Kalfa ile alakalı yapımcılara, ben sana bir şey söyleyeceğim. Evli bir adam Kanuni'nin kız kardeşinin kocasıyla yaptı. Pis. Hamile kaldı. Yılan. Dizide daha beter. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi konu yine çarpıtılmaya başladı. Arkadaşlar benim söylediğim, yapımcılar bile buna dikkat ediyor. Keşke. Koskoca ne o sadrazamı ayarttı, çocuk yaptı. Onun yerine böyle içip içip taksiye binse daha iyi. Evet. Biz böyle görsek daha şimdi, iyi olur. Evet. Bir dakika hocam şöyle bir şey var. Gerçeklere gelelim. Şimdi makarada gerçeklere kadar. Geliyoruz işte bu yapımcı gerçekler. O zaman niye buna izin vermiyor? Diyor ki böyle görüntü veremezsin. Konuk olarak gidemezsin. Hayır şeydeki yalan dünyadaki o Orçun tiplemesi konuşmasını yasakladı. Konuşamıyor ki Beyaz o. Yuva çıktı adam konuşmadı. Niye? Çünkü diyor ki diziye ve gidişatına zarar verir diyor. Biz bunu bir konuşuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Emin misin bunu yapımcının yasakladığından? Tabii canım anlaşmalı. Orçun karakteriyle alakalı. Ona. Kesin mi o? O karakterle bir yerlere katılmasını ben istemediklerini biliyorum. Yok kendi konuşmasıyla katılmasını yasakladı. Şimdi Bartu zaten... Beyaz öyle katıldı. Bartu zaten sahneye çıkan bir çocuk o dizinin haricinde. Çıkıp konser veriyor. Kendinin dışında görünüyor yani. Bu adam Türkiye'nin en popüler alternatif rock gruplarından birinin solisti şu anda. Allah aşkına 3-5 kişiye konser veriyor Orçun dediğimde. 3-5 kişiye vermiyor. Allah aşkına bırakın Murat Boz'la kıyasladınız şimdi. Murat Boz diyelim 50 bin kişiye konser verirken. Tabii belediye konserinin bazında sahip yok. Orçun gidiyor 3-5 kişiye konser veriyor. Tabii ki orada konuşsun şarkı söylesin. Sen biliyor musun nerede çaldıklarını onların? İsim vermeyelim de. Büyük Ev Ablukada'dan bahsediyorum bu arada. Türkiye'nin grubun adı bu. Yani bir sürü festivallerde çıkıyorlar. 150 bin, 200 bin kişiye de konser veriyorlar ama ben sen görmedim. Bilmiyor. Ben senin görmedim. Çünkü bilmediğin bir müzik piyasası o. Bence
Bence yani burada... Ya şimdi bir yapımcı çok haklı olarak bazı oyuncularına sen dışarı çıkma, sen evden, odandan çıkma, sen de kimseyle konuşma diyebilir. Sen de çişe gitmiyorsun. Peki. Öyle imzalıyorsun. Hep beraber oturuyoruz, peki, altımıza yapıyoruz. Yanımızda Gökhan Taşkın var. Senin bir tanecik Nigar Kalfacı'na demek ki imza ya atmadılar. Gökhan Taşkın'a. Gökhan Taşkın'ı böyle Allah bir görüntüsünü Allah izlesek. Ben bayılırım, çok hoşuma gider. Oh derim, ne güzel ya, bu çocuk da adammış yani, bu da yaşıyormuş geziyor, demeniz derim lazım bana sorarsan. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya çok o olur değil yani, yapılan evet işle illa haberden soğurum ben. Ya ben haberden soğuyorum bu memlekette. Daha geçtiğimiz gece bülteni kapattım, haber geldi adam. Ki sonra işte yasak aşk vaziyeti çıktı Bağcılar'da. Evet. Çocuklarını cinnet öldür, getiren kardeşini öldür, karısını öldür, kendisini öldür. 10 kişi var, onu da git. 6'sı ölü. Böyle bir manzara. Ne yasak aşk. Yengesiyle kardeşi yatıyor korkusu. Cinayetin magazini. Bu ihtimal sağdır yani. Böyle, bu ihtimal. Böyle, içine böyle bir kurt düşmüş adamın. Ama biz aşkı memnun gibi yani. Aynen lafı oraya getireceğim. Acaba biz etkileniyor bak, mu toplum? Etkilenmez bunlardan mi? Tabii ki etkileniyor. Ya. Polat Alemdar örneğini verdim. Etkilenmiş. Polat Alemdar gibi palto giyen kaç tane adam gördün sen? Düşünsene, ondan evvel yoktu o palto. Aa, bir şey söyleyeceğim. Keşke ama aynı toplum Polat Alemdar'ın babasının yanında bacak bacak üstüne atmadığının da örneğini alsa. Namazında, niyazında olduğu yani bölümleri de iş, mesela örnek alsa. İş örnek aldım demeye gelince bir sürü evet, şey doğru, örnek doğru alınıyor. Elif İyi tarafları atmış, da evet çok var. Kimseye sırtını dönüp oturmada yani adam olarak çok önemli şeyler yaptı. Yani Polat Alemdar karakteri işte biliyorsunuz dizi bambaşka bir şey. Evet. Yani onun... Demek o şeyi örnek almak çok yanlıştı zaten. Arzuma sorayım ben mesela. Hı, demek sor ki bizim toplum dizilerdeki kötü karakterleri örnek alıyor. Kötü olayları örnek alıyor daha çok mu acaba? Bilmem, iyi de alıyoruz. Etkileniyor ya, desen daha doğru belki. Evet. Yani öyle şunsuz olabiliriz bir toplummuşuz gibi bahsetmeyelim bundan. Ondan hoşlanmıyorum. Öyle bir şey varsa bile bunu söylemek... Öyle bir şey demedik canım. Yok yok, estağfurullah. Şu öyle bir şey Gökhan Taşkan'ın dedim örneğinden yola benim çıkaran söylediğim şey değil, başka bir şey. Şuursuzluk elbette ki yok ama... Yani %100 adapte olmuyoruz yok, her şeye. Tabii ki şey canım. Yani bu yani dizi yayınlanmasaydı da... Bu toplumda benzer olaylar yaşanmadı. Tabii yani yaşanıyordu bu ülkede zaten. Şu önümüzdeki gazetelerin üçüncü sayfaları bu gazeteler kurulduğundan, yayınlandığı andan itibaren tabii hep ki var ve üçüncü sayfalarda hep benzer haberler gördük. Doğru. Sadece bunlar daha kanıksanır hale geldi. Algıda seçicilik normalleşmeye mi başladı? Tabii, normalleşmiyor bize ama Arzum'un söylediği algıda seçicilik artık. Gözümüze yani bu çarpıyor tür şeyler daha bir göz önünde yaşanmaya başlandı. Evet. Toplumda artık her şeyi göz önünde yaşama var. Sosyal medya olayı da bu değil mi? Buradayım, şuradayım, şunu yapıyorum, şununla konuştum, şuna merhaba dedim. Bu senin hayatını tümüyle paylaşıma açman demek. Evet. Kaç kişi takip etti etmedi o problem oraya değil. Oraya hemen giriyorum. Ama bunu yaşıyoruz artık. Gökhan, sen habercisin hatırlarsın. İstanbul'da adamın biri böyle bir mesaj yazıyor. Ondan sonra bir sosyal medya aracılığıyla evinin olduğu yer belirleniyor. Onun hasmı da gidiyor evinde cinayet işliyor. Böyle de bir vahim bir durum. Daha da ilginci var. Ben tatile çıkıyorum adam diye mesaj atan yani, adamın evini soyuyorlar. Yani böyle bir gerçek evet var. Ben bu... tatile çıkıyorum yazmış. Evet, evet. Evi belli, barkı belli. Evet. Gidip soyuyorlar. Yani bunu da abarttık. Dediğim gibi o dizilerden çağrışım yapan bazı kötü olguları da benimseme anlamında yani kabullenme anlamında abarttık. İçselleştirdik. Sanki bu neydi o Aşk-ı Memnu? Sanki hani bu çok izlenen bir dizi olunca ya herkes aslında varmış içimizde kardeşim demeye başladı. Yok öyle bir şey. Aşk-ı Memnu'da güzel şeyler de vardı aslında. Yani işte aşkla ilgili ya da başka şeylerle ilgili. Aslında dizilerde de güzel şeyler var. Mesela oyuncuların verdiği güzel görüntüler de var. Eğlenirken yani, görüntüleri, oynarken, dans ederken. Kadir. Mesela onlar da çok hoşumuza tamam, gidiyor. Tamam, bir şey soracağım sana. Yani şimdi Nigar Kalfa şeyi evli adama ayartıyor. Behlül evli kadına yaratıyor. Sen ne biçim diziler seyrediyorsun böyle ya? Aşkın kudreti de var bir aşkın de kudreti. Aa, yasak aşk seviyorsun sen. Yani sen biz buradan... Biz